Hanım. Hayat Hanım. Gitmenize gerek yok. Müdür bey az önce istifa dilekçenizi yırtıp attı. Öyle mi? Müdürü ikna etmekte çok zorlanmamışsınızdır. Zira sizi gördüğü andan itibaren dünden razıydı inanmaya. Bakın, ben sizin suçsuz olduğunuza adım gibi eminim. Ben size inanıyorum. O da inandı. Cerrah bey o bana değil, size inandı, size. Daha doğrusu sizin söylediğiniz yalana dahi inanmadı. O yalanı söyleyen şahsiyetin arkasındaki güce, yani sizin gücünüze inandı maalesef. Ne önemi var ki? Bir haksızlığa uğradınız, neredeyse işinizden oluyordunuz. Bakın Cerrah bey, benim hayatımda işler böyle yürümüyor. Yürümüyor. Ben hayatım boyunca paranın gücüyle, prestijle, korku salarak biat ederek yürümedim. Hayatım boyunca sadece doğrulukla, dürüstlükle, ne pahasına olursa olsun gerçeklerle yürüdüm ben. Anlıyor musunuz? Ama doğruluk o yolda tökezlemeden yürümeye yetmez bazen. Düşebilirsiniz. Düşersem kalkarım. Hep kalktım. Yine kalkmasını bilirim. Elbette. Siz her koşulda ayağa kalkabilecek bir kadınsınız. Ama söylemeye çalıştığım şu. Her zaman bu kadar güçlü olmak zorunda değilsiniz. Hayır, zorundayım. Zorundayım. Bu zamana kadar benim hayatımda siz mi vardınız? Kimse yoktu. Hiç kimse de olmayacak. Benim hayatımda kimsenin beni koruyup kollamasına ihtiyacım yok. Cerrah bey. Bakın ben... Ayrıca siz ne hakla benim adıma yalancı şahitlik yapıyorsunuz? Kim istedi sizden böyle bir şey? Ben şimdi bu utançlı öğrencilerime nasıl örnek olacağım? Ne diyeceğim onlara? Başınız sıkıştığında gidin sizin yerinize birileri yalancı şahitlik yapsın. Sizin için birileri yalan söylesin mi diyeceğim? Böyle mi öğreteceğim hayatı ben onlara? Kusura bakmayın Hayat Hanım. Sizin tarzınızın bu olmadığını biliyorum. Ama benim tarzımda işlemediğiniz bir suç yüzünden ceza almanıza izin vermez. Umurumda değil. Ben bu okuldan gidiyorum Cerrah Bey. Hayat Hanım.